Mehmet Tezkan 3 Şubat 2022 Halk TV.com.tr Dışarıya barış eli, içeriye demir yumruk. Bir süredir dışarıyla kavga, içeride zaten hep kavga politikası izliyordu. İçerisi aynen kaldı hatta daha da sertleşme emareleri gösterdi. Dışarıda ise değişiklik var. Hükümet yani tek başına Erdoğan posta atma, kafa tutma, hesap sorma, bedel ödetme politikasından vazgeçti yumuşadı da denebilir. Bunun en tipik örneği Birleşik Arap Emirlikleri. Düne kadar 15 Temmuz'un finansörü olarak suçladığı Emirle ilişki aile muhabbetine dönüverdi. Emir Ankara'da turkuaz halılarla karşılandı. Ne oldu da 180 derece dönüldü derseniz, Ankara'nın parası bitti. Swap, mubap ne olursa acil paraya ihtiyaç var. Sırada İsrail Cumhurbaşkanını karşılama töreni var. Bu ayın ortalarında gelmesi bekleniyor. Davos'taki One Minute'ten sonraki bu düzeyde ilk temas olacak. 13 yıl sonra Dışişleri Bakanları geçtiğimiz ay ilk kez telefonla konuştu. 13 yıl neden küs kaldığımızı, neden barıştığımızı bilen var mı? Neyse iyi oldu Doğu Akdeniz'de tek başımıza kalmıştık. Bu arada Mısır'la da ilişkileri düzeltmek istiyoruz ama Cumhurbaşkanı Sisi ayak sürtüyor. Kahire ile de ipler 2013 yılından beri kopuk. Büyükelçimizi çektik köprülere attık. Askeri darbeden sonra ne oluyor ne bitiyor diye Kahire'ye heyet gönderen CHP'yi vatan haini bile ilan ettik. Sisin az yapıyor. Valla haklı da Ankara darbeye karşı çıkmakla bir ülkenin iç işlerine taraf olma arasındaki ince çizgiyi karıştırdı. Daha doğrusu çizgiyi aştı. Erdoğan İhvanı destekleyip partisinin kongrelerinde Rabia işareti yaptırarak resmen taraf olmuştu. Dikkatinizi çekti mi? Bir yıldır Rabia yok. Rabia unutuldu. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade-i ziyaret yapmayı planlıyor. Oradan Suudi Arabistan'a geçer mi? Geçmenin yolunu arıyor. İlişkileri düzeltmenin, işleri yoluna koymanın Giderse gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı gündeme getirir mi hani İstanbul konsolosluğunda Arabistan'dan gelen cellat ekibi tarafından öldürülüp parçalara ayrılıp bavula konulup kaçırılan gazeteciden söz ediyorum Erdoğan Suudi Arabistan veliaht prensini suçlamıştı tam anlamıyla katil damgası vurmadı ama ima etti azmettirici olarak suçladı Riyad'a giderse mecbur veliahtla karşılıklı oturacak o görüşmede mutlaka aile muhabbetiyle geçer Kaşıkçı gündeme gelmez. Bu arada Ermenistan'la da barıştık. Erivan İstanbul arasında karşılıklı uçak seferleri bugün başlıyor. Yani Erdoğan dostluk elini sadece Arap bölgesine uzatmadı. Kuzeydoğu komşumuzu da gördü. Dostluk eli deyince Erdoğan savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuğa soyunarak dünyaya barış mesajları da vermeye başladı. İki taraf da Ankara'nın ara buluculuğunu kabul etmedi ama olsun. Erdoğan elimden geleni yapmalıyım anlayışıyla bugün Kiev'e gidiyor. Tarih belli değil ama Putin'den de Ankara'ya gelme sözü aldı. İnşallah başarır, barışı sağlar. Yine dış politika kapsamında Yunanistan'la bile buzları erittik. Geçen yaz, 2020 yazında savaşın eşiğine gelmiştik. Almanya Başbakanı Merkel araya girmese kapışacaktık. O günler geçti, iki başkent birbirine çok nazik. Atina ile düzeldi ama Avrupa ile ilişkiler limoni. Washington'la iyi değil, NATO'yla da. Geçen gün Amerika, İngiltere, İtalya, Polonya falan Ukrayna'da ne yapabiliriz diye NATO çerçevesinde toplandılar, Türkiye'yi çağırmadılar. İlişkileri bozan, aramıza kara kedi sokan S-400'ler. Yeri gelmişken sorayım, acil hava savunma sistemine ihtiyacımız var diye 2,5 milyar dolar ödeyerek aldık aradan 3 yıl geçti, hala ambardan çıkarmıyoruz. Hani acildi. Ankara'nın Batı dünyası ile ilişkilerinin iyi olmamasının sebebi sadece S400'ler değil. Türkiye'nin yönetim biçimi. Onlara ne demeyin? Avrupalıyım diyorsan her alanda kurallara uymak zorundasın. Medyanın bağımsızlığından hukuka, özgürlükten yargı mekanizmasının çalışmasına, siyasetin ekonomiye müdahalesinden mülkiyet özgürlüğüne kadar hatta ihalelerin nasıl verildiğine kadar Dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala konusunda ayım kararlarına uymadığı için ihlal sürecini başlattı. Şimdi diyeceksiniz ki neden tahliye etmiyorlar? Bu kadar uzun tutukluluk olur mu? Ne dedik? Dışarıda barış eli, içeride demir yumruk. Kavala simge, daha neler var neler. Seçime doğru kim bilir neler göreceğiz neler. Mehmet Tezkan